Herkese merhaba. Dersimiz Fitness'ın 20. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde barlarla dumbbellları kıyaslayacağız. Kas gelişimi için hangi durumlarda hangisini kullanmak daha avantajlı? Alt vücut ve üst vücut için hangisi daha iyi? Kas gelişimi, yağ yakımı, merkezi sinir sisteminin gelişimi, atletik performans, estetik, güç artışı, kas dengesizlikleri. Bunların hepsi için spesifik olarak hangi ekipmanın hangi durumlarda kullanılmasının daha avantajlı olacağını konuştuk. Bölümün sonunda hayatım boyunca sadece bar ya da dumbbell kullanmak zorunda olsa tam hangisini tercih ederdim? Bunun cevabını verdim. Tabii ki de her iki ekipmanın da vücut geliştirmede önemli bir yeri var. Sadece bu bölümü ikisinden birini tercih etmek adına değil ya da ikisinden birini kötülemek, yüceltmek adına değil. Sadece bunların arasındaki farkları ortaya koymak, çeşitli durumlarda hangisini kullanmak daha avantajlı olur? İki ekipman arasındaki temel farklar neler? Bunları konuşmak istedim. Bu bölümü dinledikten sonra amacına göre antrenman programında uygun değişiklikler yapabileceğini düşünüyorum. Hadi başlayalım. 15. bölümde makinalarla serbest ağırlıkları kıyaslamıştım. Bu bölümde de barla dumbbell'ı kıyaslamak istedim. Bu kıyaslamaları yapmamdaki amaç bir ekipmanı diğerine tercih etmek değil. Sadece aralarındaki farkları, avantajları, dezavantajları amacımıza göre hangisinin daha iyi olabileceğini ortaya koyarak bakış açımızı genişletmek, antrenman programımızda uygun değişiklikleri yapmak. Bu ekipmanların hepsi serbest ağırlık, makinalar, dumbbell, barbell, cable, kettlebell her neyse, bunların hepsinin amacımıza ulaşmamızda faydası olacak. Sadece hangisini hangi amaç için ne zaman kullanmamız gerektiğini bilirsek bu ekipmanlardan alacağımız faydayı maksimum seviyeye çıkartmış oluruz. Ben de bu bölümlerde dilim döndüğünce bilgim tecrübem kadarıyla sizlere bu bilgileri aktarıyorum. Dumbbell'lar barlardan çok daha öncesinde icat edilmiş. İlk olarak bilinen antik Yunan'da kullanılıyor. Kayıtlarda milattan önce 5. yüzyıla kadar dayanıyor dumbbell'ların izleri. Yunanlılar bunu haltere diye adlandırmış. İşte zaten Türkçe'ye de halter diye geçmiş bu. Barbel'da 1800'lerin ortalarında ilk olarak icat edilmiş. Dumble'a göre çok daha modern bir ekipman. Şimdi baktığın zaman Barla Dumble'ın arasındaki en temel fark Dumble'lar birbirinden bağımsız hareket ediyor. Bar ise tek parça. Şimdi bunların ikisini kıyaslarken belli başlı kategorilerde kıyaslamak istiyorum. İşte hareket açısı, güç artışı, atletik performans, estetik, üst vücut, alt vücut, sinir sisteminin gelişimi, kas dengesizliklerinin onarılması bunların hepsinde hangi ekipman daha iyi tek tek ele almak istiyorum. Şimdi ilk olarak hareket açısı kategorisinde bunları kıyaslayacak olursak. Dumble'ın hareket açısı bara göre çok daha geniş. Mesela bench press yaptığını düşün. Göğsüne doğru barı indirdiğin zaman göğsünden daha derine gidemiyorsun. Göğsüne çarptırıp tekrardan yukarı kaldırıyorsun ağırlığı. Ama dumbbelllarda herhangi bir engel olmadığı için istediğin kadar dibe gidebilirsin. Yani hareket açısı bara göre çok daha geniş. Aynı şekilde omuz pres yaparken ya da row yaparken mesela barbell row yaptığında bar belli bir süre sonra göbeğine çarpıyor değil mi? Ama dumbbelllarla yaptığında istediğin gibi yukarı çekip kaslarını daha iyi sıkıştırabilirsin. Aynı zamanda sadece hareket açısı değil bileğini de döndürebiliyorsun dumbbelllarla. Barı kullandığın zaman Barı tuttun, ittin, çektin. Aynı pozisyonda başladın, aynı pozisyonda bitirdin ama dumbbell'larda bileğini döndürebiliyorsun hareketin alt pozisyonunda ve üst pozisyonunda farklı pozisyonlara getirerek kaslarındaki kasılmayı değiştirebiliyorsun. Aslında baktığın zaman dumbbell'lar boşlukta istediğin açıda hareket edebiliyor. Yine bench press'i düşünürsen barı tuttuğun pozisyon altta ve üstte aynı ama dumbbell'larla yaptığında üstte daha da birbirine yaklaştırıyorsun. Aşağıda Tekrardan açıyorsun, iyice hareketi dipleyip göğüs kaslarını esnetebiliyorsun. Esneyen kas daha iyi kasılıyor. Bu da kas gelişimini olumlu yansıyor. Mesela yine Arnold press yaparken, dumbbellları aşağı indirdiğinde öne doğru bileklerini döndürebiliyorsun. Yukarı kaldırdığında tekrardan başının üzerinde press yapıyorsun. Tabi barda bu çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla hareket açısı bakımından kıyasladığında dumbbelllar Barlardan avantajlı konuma geçmiş oluyor. Kıyaslamak istediğim ikinci başlık güç. Şimdi güç artışı için hangisi daha avantajlı? Bar mı, dumbbell mı? Baktığın zaman bunun cevabı çok net aslında. Bar burada dumbbell'ı geçiyor çünkü bara çok daha fazla ağırlık yükleyebiliyorsun. Mesela deadlift yaptığını düşün ya da squat yaptığını düşün. Bara plakaları çok daha fazla yükleyerek ağır kilolar kaldırabiliyorsun. Bu da güç kapasiteni, kas kapasiteni arttırıyor. Hiçbir zaman squat'ta deadlift'te yaptığın barla yaptığın ağırlığı ikiye bölüp dumbbellda aynısını kaldıramayacaksın. Mesela 100 kilo squat yapıyorsan 50 kilo 50 kilo dumbbelllarla squat yapman çok zor olacak. Çünkü bir tarafta barı omzunda taşıyorsun. Vücudun o yükü tölere edebiliyor. Diğer tarafta o kiloyu ellerinle tutmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla parmakların açılacaktır. Bar sana çok daha fazla yük taşıyabilme imkanı tanıyor. Hangi hareketi yapıyorsan yap. Overhead press, squat, deadlift, bench press hangisini yaparsan yap. Barla her zaman daha fazla ağırlık kaldıracaksın. Bunu deneyip görebilirsin. Özellikle de alt vücut hareketlerinde. Dumbbell'ın güç artışında dezavantajlarından bir tanesi bir tutuş gücünün çok fazla ağır kaldırmana müsaade etmemesi. İkincisi de Kilolar birbirinden bağımsız olduğu için kontrol etmesi de zor oluyor. Dolayısıyla her kontrol etmek için çaba sarf ettiğinde enerji harcamış oluyorsun. Bu da senin güç kapasiteni ister istemez azaltıyor. Bar tek bir parça olduğu için iki elinle tutup sıkıp muazzam derecede güç açığa çıkarabiliyorsun. Hepimizin bir tarafı bir tarafından daha güçlü. Benim mesela sağım solumdan daha güçlü. İster istemez dumbbelllarla pres yaptığında güçsüz tarafa göre ağırlık seçmen gerekiyor. Harekette kullanacağın ağırlığı güçsüz taraf belirliyor aslında baktığın zaman ama barda iki kolunla aynı anda kaldırdığın için ağırlığı sağ ve sol tarafının güç ortalamasını alıyorsun bir nevi. Bu da dolayısıyla daha fazla ağırlık kaldırmana yardımcı oluyor. Kıyaslamak istediğim bir diğer konu merkezi sinir sistemi. Şimdi Bart Dumble'dan daha fazla ağır kilo kaldırmana müsaade ediyor dedik. Daha fazla ağır kilo kaldırınca vücudun o daha fazla ağırlığı kaldırmak için daha fazla güç üretmesi gerektiğini öğrenecek. Yani merkezi sinir sistemin güçlenecek. Merkezi sinir sistemi neydi? Kasa kasılma emrini veren mekanizmaydı. Kas et parçasından ibaret. Onu kontrol eden şey bizim merkezi sinir sistemimiz. Dolayısıyla ağır kilo kaldırdıkça merkezi sinir sisteminde güçlenecek. Kaslarını kasabilme, kontrol edebilme kapasiten artacak. Şimdi Dumble'la barın merkezi sinir sisteminin etkisini kıyaslarsak bar merkezi sinir sisteminin bütün kapasitesini, bütün fokusunu iki elinle tuttuğun bara aktarmana müsaade ediyor. Ama Dumble'larda bir nevi odağın ikiye bölünmüş oluyor. Bunların ikisinin de getirmiş olduğu faydalar var. İkisi de vücudu farklı şekilde geliştiriyor, sinir sistemini farklı şekilde antrene ediyor. Sinir sisteminin kapasitesini maksimum seviyeye çıkartmak istiyorsan bar antrenmanlarını yapmak çok daha faydalı olacaktır. Fakat sinir sisteminin fonksiyonel kapasitesini genişletmek istiyorsan aynı anda iki dambılı boşlukta birden fazla düzlemde vücuduna kaldırmayı öğretmek istiyorsan bu da Tabii ki de farklı bir yetenek. Dumbbell ve barın estetiğe katkısını kıyaslayacak olursak, baktığın zaman dumbbell keski gibi. Yani bir heykel tıraşın keskisi gibi vücudu işte arka omzunu geliştirmek istiyorsan belirleyeceğin açıda hareketi yaparak geliştirebileceğin, tabiri caizse vücudunu yontabileceğin bir ekipman dumbbell. Estetiğe katkısı baktığın zaman bu açıdan daha büyük bara göre. Bar biraz daha kaba. Belli başlı pozisyonlarda iki elinle tutarak hareket ettirdiğin için de hareket açın dumbbell kadar. Özgür değil, çeşitli değil. Ayrıca hareket acısı dediğim gibi bileğinden döndürebildiğin için, çok daha fazla derine indiğin için kası biraz daha detaylı bir şekilde aktive etmene, şekillendirmene müsaade ediyor Dumbbell. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi direnç antrenmanlarına yeni başladıysan, kas kütlen yok denecek kadar azsa ya da istediğin seviyede değilse bar sana kaba kas kütlesini sağlamana yardımcı olacak. Ağırlık antrenmanlarına yeni başladığında ilk etapta sadece dumbbell kullanarak istediğin kas kütlesini elde etmek kolay olmayacak. Bar sana dediğim gibi çok daha fazla kilo kaldırmana müsaade edeceği için, daha stabil olduğu için dumbbell'a göre, o ilk etaptaki kaba kas kütleni inşa etmende çok daha fazla yardımcı olacak Barber. Söz konusu estetik olunca ilk başta bir kas kütlesi olması gerekiyor hiç kas kütlen yoksa onu şekillendirmen zor olacak. Burada benim tavsiyem ağırlık antrenmanlarının özellikle yeni başlıyorsan barı mutlaka antrenman programlarında kullanman, ağır kiloyu vücuduna alıştırman, o kaba kas kütlesini oluşturman, dumbbell'ı da keski gibi düşün, detay verebilirsin vücuduna. Yine dediğim gibi burada biraz böyle sınırları zorluyorum. Hani biraz daha spesifik olmaya çalışıyorum. Barla dumbbell'ı mümkün olduğunca birbirinden ayırmaya çalışıyorum ama baktığın zaman bunlar birbirinden ayırabilecek ekipmanlar değil aslında. Hani sadece böyle bir hayali senaryoda farklı kategorilerde bu iki ekipmanı kıyaslamak istiyorum size bir fikir oluşturması açısından. Tabii ki de antrenmanlarında ikisini de kullanman gerekiyor. Sadece belli durumlarda belli amaçlar için bazı ekipmanlar diğerine göre biraz daha üstün olabiliyor. Atletik performans olarak kıyaslayacak olursak, atletik performansını arttırmak istiyorsan dumbbelllar mı daha iyi, Barble mı daha iyi. Şimdi baktığın zaman hemen hemen bütün spor dallarında işte güreşine bak, boksuna bak, futboluna bak, hangisine bakıyorsan bak sırık o bu. Atletizmde bile, koşuda bile her zaman bir taraf diğer taraftan daha dominant olmak zorunda. Çünkü bir tarafı diğerinden daha fazla kullanıyorsun. Mesela işte ben güreş yaparken hep sağ tarafımı kullanıyorum. Sağ tarafım daha güçlü. Aynı şekilde sprinterler mesela 100 metreye başlamadan önce bir bacağı diğer bacağından dominant bacağı Önde işte boksörler bir umru diğerinden daha güçlü. Antrenmanlarında da dominant tarafın, güçlü tarafın kapasitesini daha da arttırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şimdi atletik performans olarak kıyasladığında tek taraflı çalışmak daha ön plana çıktığı için dumbbelllar burada barın önüne geçiyor. Aynı şekilde kettlebelller, hani kettlebellleri bugün kıyaslamıyoruz ama onları da mesela dumbbell kategorisinde düşünecek olursak onlar da çünkü birbirinden bağımsız ağırlıklar. Mobilite, stabilite, güç artışı, kor kaslarının harekete dahil edilmesi açısından bu ekipmanlar değerli. Ama şimdi atletik performans derken olimpik lifterlar da atletik performansa giriyor. Onların da bütün kullandığı ekipman bar. Tamamen patlayıcı kuvvetlerini, maksimal güçlerini barla antrenman yaparak arttırıyorlar. Patlayıcı güç stabilite gerektiriyor. Yani sen ağırlığı kaldırıyorken Mümkün olduğunca ağırlığın stabil olması, minimum derecede hareket ediyor olması gerekiyor ki sen bütün gücünü o ağırlığı kaldırmak için kullanabilirsin. Senin amacın o ağırlığı A noktasından B noktasına mümkün olduğunca hızlı, stabil bir şekilde kaldırmak. Yarışmalarda da zaten en fazla ağırlığı en hızlı şekilde kaldırabilen başarılı oluyor. Dolayısıyla burada Barbel Dumble'ın önüne geçmiş oluyor. Şimdi bir diğer konu kas dengesizlikleri olarak değerlendirecek olursak burada açık ara Dumble barı geçmiş olacak. Kas dengesizliklerini giderebilmen için sağ ve sol tarafını birbirinden bağımsız olarak antrene etmen gerekiyor, çalıştırman gerekiyor. Dolayısıyla buna müsaade edecek ekipman da Dumble. Sürekli olarak barla antrenman yaptığında uzun vadede kas dengesizlikleri geliştirdiğini göreceksin. Özellikle mesela squat, deadlift, ağır kilolar kaldırdığında vücudun bir süre sonra güçlü taraftan daha fazla destek almaya başlayacak. Ama bunu fark etmek gerçekten zor. Çünkü bazen dışarıdan baktığında hani bar çok eşit hareket ediyormuş gibi görülüyor ya da senin hareketinde herhangi bir yamukluk vesaire görülmüyor. Fakat sağ taraf, sol taraftan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo daha fazla destek verdiğinde sen farkında olmadan o hareketi yaptıkça bir tarafın diğer tarafına göre daha güçlü hale geliyor. Kas kapasitesi daha da genişliyor. Şimdi sürekli olarak aralıksız barla antrenman yaptığın zaman tek taraflı hareketlere programında yer vermediğin zaman kas dengesizlikleri bir süre sonra abartılı hale gelecek. Benim bu tarzda çalıştırdığım yo çok fazla var. Bench press yaparken hani sağ tarafı sol tarafa göre 3 santim 5 santim daha fazla ileride gidiyor ya da işte row yaparken, squat yaparken bir bacağına daha fazla eğiliyor. Bar inanılmaz derecede gözle görülecek şekilde yamuluyor. E tabi bunların hepsi uzun vadede kas dengesizlikleri oluşturuyor ama eklemini de etkiliyor, eklem yapını da bozuyor. Eklem yapın bozulduğunda bu sefer sinir sıkışması oluşuyor. İşte belinde fıtık, boynunda fıtık, ondan sonra eklemlerinde, dizinde, ayak bileğinde, el bileğinde ağrılar vesaire oluşabiliyor. Mesela deadlift, ağır deadlift yapanlar tutuşlarını güçlendirmek için hani barın elinden kaymaması için alternate grip yapıyorlar. Bir tarafı bir eliyle alttan kavruyor barı, diğer eliyle üstten kavruyor. Sürekli bu şekilde deadlift yapıyor. Bir süre sonra o insanların bir omzunun diğer omuzdan daha düşük olduğunu göreceksin. Erector spinae kaslarında, sırt kaslarında dengesizlik geliştirdiklerini göreceksin. Kas dengesizlikleri bir de yağ oranı yüksekken çok belli olmuyor. Ne zaman yağ oranın böyle belli bir oranın altına düştüğünde %10'lara yaklaştığında kasların daha da ön plana çıkacağı için net bir şekilde dengesizlikleri görebileceksin sağ ve sol arasında. Özellikle patlayıcı hareketlerde işte olimpik lifterların yaptığı snatch hareketlerinde vesaire barla yaptığında kas dengesizlikleri iyice artacak. Çünkü patlayıcı bir şekilde ağırlığı kaldırdığında vücudun her zaman güçlü taraftan daha fazla destek alacak. Dolayısıyla antrenman programınızda sürekli olarak bara yer veriyorsanız belli fazlarda barı tamamen programdan çıkarıp tek taraflı dumbbell hareketleri yapmanın performans için, kas gelişimi için, eklem sağlığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tek taraflı antrenmanlar yaparken de her zaman zayıf tarafla sete başlayın. Mesela benim sol tarafım sağ tarafımdan daha güçsüzse her zaman sol tarafımla, güçsüz tarafla harekete başlıyorum. Hangi hareketi yapıyorsam sol tarafa göre ağırlığı seçiyorum. Mesela sol kolumla biceps curl yaparken 10 kiloyu tölere edebiliyorsam 10 tekrar yapmak için sağda 15 kiloyu tölere edebiliyor olsam bile solda ne kadar yapıyorsam sağda da güçlü tarafta da aynı kiloyu yapmam gerekiyor ta ki sol taraf sağ tarafa yetişene kadar. Güçsüz taraf her zaman güçlü tarafın kaldıracağı ağırlığı belirliyor. Sadece ağırlık da değil set ve tekrarı da aynı zamanda. Şimdi patlayıcı güç olarak kıyaslayacak olursak bu iki ekipmanı burada da bar dumbbell'a geçiyor. Çünkü patlayıcı güç hareketlerinde dediğim gibi stabilite önemli. Mümkün olduğunca ağır kiloyu A noktasından B noktasına mümkün olan en kısa sürede kaldırmaya çalışıyorsun. Vücudunun patlayıcı bir şekilde maksimum gücü oluşturabilmesi için stabilite çok önemli. Bar da sana bu stabilite ve koordinasyonu sağlıyor. Sağ ve sol eşit bir şekilde koordineli bir şekilde hareket edebilecek. Dumbbell'la mesela aynı hareketi yapmaya çalıştığında hani aynı hızda, aynı koordinasyonda kaldıramadığını göreceksin patlayıcı bir şekilde. Dolayısıyla patlayıcı gücünü arttırmak için barla antrenman yapmak dumbbell'a göre daha avantajlı konuma geçiyor. Tabi bu demek değil ki dumbbell ya da kettlebell patlayıcı antrenmanlarda kullanılmaz. Tabii ki de kullanılabilir. Sadece amaç daha fazla kilo kaldırmaksa barla daha fazla patlayıcı bir şekilde kilo kaldırabileceksin. Burada bir de atletizmde hocaların arasında konuşulan tartışmalı bir konu var. Bu da patlayıcı vücut ağırlığı ile yapılan özellikle patlayıcı güç hareketlerini mesela vertical jump dikey sıçramayı düşünebilirsin. Bu hareketi ağırlık yükleyerek antrene ettiğinde işte ağırlık tutarak mesela zıpladığında daha sonra ağırlığı bıraktığında vücut ağırlığında yaptığın zıplama artar mı? Yoksa vücut ağırlığına sürekli daha yükseğe sıçrama antrenmanları yaparak çalışman gelişimin için daha mı iyi olur? Hani böyle bir tartışma var. Her ikisini savunanlar da aslında baktığın zaman belli noktalarda haklı. Fakat araştırmalar vücut ağırlığına patlayıcı kuvveti çalıştığında özellikle mesela vertical jump'ta dediğim gibi ağırlıkla çalışılan antrenmanlara göre çok daha iyi sonuçlar alındığı görülüyor. Buradaki aslında temel sebep de şu patlayıcı güç antrenmanlarında yetenek çok önemli. Sen mesela bir boksere yumruk attırdığında bunu Dumble'la da arttırabilirsin değil mi? Bu yumruğu Dumble'la mesela boksörün yumruk çalıştığını düşün. Mantıken ağırlıkla çalışıyor. Ağırlığı bıraktığında yumruğunun daha güçlü olması gerekir değil mi? Ama öyle olmuyor. Çünkü sen patlayıcı güce ağırlık yüklediğin zaman o atletin, o kişinin zamanını yavaşlatmış oluyorsun. Zamanı yavaşlayınca tekniği de bozuluyor. Çünkü senin ona öğretmen gereken şey aslında kolunu mümkün olduğunca A noktasından B noktasına hızlı bir şekilde götürmeyi öğretiyorsun ya da işte basketbolcunun vertical jump'ını arttırmak için vücut ağırlığını zeminden üst noktaya mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kısa zamanda mümkün olan en yüksek seviyeye çıkartmayı öğretmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla vücut bu konuda daha yetenekli hale geliyor. Sen ağırlık yüklediğinde bu hareketlere bu bir nevi farklı bir harekete bürünmüş oluyor. Vücudunun bu hareketi öğrenmesi zaman alıyor. Bu yüzden patlayıcı güç antrenmanlarında her zaman geliştirmek istediğin hareket neyse mesela işte boksörün yumruk hızını geliştirmesi, basketbolcunun vertical jump'ını geliştirmesi her zaman vücut ağırlığında mümkün olduğunca o hareketi pratik yapman sana daha hızlı sonuç getiriyor. Şimdi üst vücut, alt vücut olarak kıyasladığında üst vücut, üst vücut için bar mı daha iyi, dumbbell mı daha iyi, alt vücut için aynı şekilde bar mı, dumbbell mı? Alt vücutta bar kazanıyor açık ara. Çünkü squat ve deadlift hareketleri alt vücut için en kral hareketler, en temel hareketler. Dolayısıyla alt vücutta dumbbellın barı geçmesi mümkün değil. Aynı şekilde mesela hani bar sana tek taraflı hareketler yapmana da izin veriyor. Barı sırtına yükleyip lunge yapabilirsin mesela tek taraflı hareketler yapabilirsin. Dolayısıyla burada dumbbell ikinci sıraya düşüyor. Aynı şekilde mesela yine squatta konuştuğumuz gibi iki elini ellişer kilo alıp lunge yapman çok zor olacak. Büyük ihtimalle griplerin açılacak. Yapamayacaksın hareketi fakat 100 kilo bara omzuna koyup lunge yapman mümkün. Çok daha rahat olacak. Üst vücuda geldiğinde de dumbbell barı geçiyor çünkü dumbbell'larla üst vücutta yapabileceğin birçok hareket var. İşte dumbbell fly'lar, rear delt fly'lar, pullover'lar. Bunların hiçbirini barla yapamıyorsun. Dumbbell sana çok daha farklı düzlemde, dediğim gibi keski görevi görüp vücudunu yontmana, şekillendirmene imkan sağlıyor. Çok daha değişik açılarda, çok daha geniş açılarda derine inerek kaslarındaki kasılmayı, aktivasyonu arttırmana imkan sağlıyor. Burada da üst vücutta da dumbbell barın önüne geçiyor diyebiliriz. Özellikle mesela üst vücutta hani omuz gibi bir eklem var. Üç boyutlu. Önü, yanı, arkası her yerini aktive etmen gerekiyor. Sağlıklı bir omuza, güçlü bir omuza sahip olman için. da buna çok güzel imkan veriyor aslında baktığın zaman. Yine işte bench pressi konuşacak olursak. Mesela geniş omuzlu bir insanın. Dumbell'larla pres yaptığında hareketin alt noktasındaki genişliğiyle üst noktasındaki dumbbell'ların birbirine yakınlığı birbirinden çok farklı. Aynı insan barla pres yaptığında ellerinin konumunu hareketin üst noktasında değiştiremiyor. Hatta bu problemi çözmek için işte bir tane ekipman geliştirdiler. İşte bu bara takıyorsun. Yuvarlak barın etrafına doluyorsun. Alt pozisyondan üst pozisyona gelirken kayarak senin ellerini birbirine yaklaştırmana izin veriyor aşağı tekrardan açıyorsun yukarı kaldırdığında böyle barın üstünde ray şeklinde hareket eden silindir gibi düşünebilirsin. O ekipman bayağı sattı ama yine de dumbbell'ın yerini tutmaz diyorum ben. Aynı şekilde mesela bench press'te dirseklerinin konumunu istediğin gibi ayarlayamıyorsun. Hatta zaten benim sakatlığımın sebebi de ondan oldu. Bench press yaparken göğsüm yırtıldı bicepsimden 3 ay kolumu kaldıramadım. Zaten bu bench press sakatlığı diye geçiyor. Mutlaka sosyal medyada denk gelmişsindir. Böyle iğrenç bir sakatlık. Bench press yaparken birden kasın yırtılıp bar göğsüne düşüyor. 2 yıldır yani o sakatlıktan sonra hiç bench press yapmadım. Zaten yapamıyorum yani hala da göğsümde o ağrıyı hissediyorum. İşte bu sakatlıkta neden oldu mesela uzun süre sürekli olarak barla antrenman yaptığım için tek taraflı antrenmanlara önem vermediğim için zaman içinde kas dengesizlikleri geliştirdim. Amacım sadece bardaki ağırlığı arttırmaktı. İşte 4 plakaya kadar çıkmıştım bench press'te ama e, tabii sürekli ağırlığı kovalayınca eklem sağlığını, postür sağlığını, kas dengesizliklerini göremiyorsun. Bu yüzden antrenman programınızdan böyle belli dönemlerde barı tamamen çıkarıp dumbbell'lara yönelmenizi öneririm. Uzun vadede bu sporu yapmak istiyorsanız eklem sağlığınız için bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi son olarak dumbbell mı barbell mı hayatın boyunca sadece bir tanesini yapmak zorunda olsan hangisini kullanırsın diye kendime sorduğumda benim cevabım sizin de tahmin edebileceğiniz gibi dumbbell. Hayatımda hiç sakatlanmamış olsaydım büyük ihtimalle barbell'ı seçerdim çünkü barla çok daha fazla ağırlık kaldırabiliyorsun. Güç kapasiten çok daha fazla artıyor. Dolayısıyla kas kapasiten de aynı orantıda artıyor. Fakat burada egona yenik düşmemek gerçekten çok zor. Çünkü bardaki ağırlığın arttığını gördükçe, aynada geliştiğini, kas kütlesi koyduğunu gördükçe daha fazla istiyorsun, daha fazla istiyorsun ve sonunda kolunu eline alıyorsun sakatlanıyorsun. Ben bu hataları yaptım. Siz de yapmayın diye burada paylaşıyorum. Antrenmanınızı zorlaştırmanın tek yöntemi ağırlığı arttırmak değil. Farklı düzlemlerde farklı hareketlere odaklanabilirsiniz. Tekrar sayılarınızı oynayabilirsiniz. Hareketin temposunu değiştirebilirsiniz. Kettlebell'ler, dumbbell'lar, barbell'lar, makineler, cable'lar bunların arasında döngüler yaratarak zaman zaman kendinize deload week'ler planlayarak Sürekli olarak kaçırmadan antrenman yapıyorsan belli aralıklarla antrenman programına her 6 haftada bir mesela bir hafta deload week planlaman ağırlıklarını %50 düşürmen eklem sağlığın için önemli. Tabi burada barı kullanırsan kesinlikle sakatlanırsın gibi bir anlam çıkmasını da istemiyorum aslında. Çünkü sakatlığın birden fazla sebebi olabilir. Uyku, beslenme, hani antrenmanda yanlış teknik uygulaman vesaire bunların hepsi etki edebilir sakatlığına. Fakat uzun süre barla antrenman yaptığında uzun süre ağır kilolar kaldırarak kendini sürekli zorladığında sakatlık riskin çok fazla artıyor. Ve gerçekten sakatlanana kadar böyle sanki sana hiçbir şey olmazmış gibi geliyor. O sakatlığı yaşadıktan sonra artık çok geç oluyor. O yüzden bunları yaşamış biri olarak size yaşamayın diye öncesinden tecrübelerimi anlatıyorum, paylaşıyorum. Ama yine dediğim gibi bunu dinleyen arkadaşlar arasında ağırlık antrenmanlarına yeni başlayanlarınız varsa bar antrenmanlarının o kas gelişimine sağladığı faydadan mutlaka yararlanın. Düzgün formla, sistemli bir şekilde ağırlıklarınızı kademeli olarak arttırıp vücudunuzu, kas kütlenizi geliştirin. Belli sürelerle bara ara verip dumbbell'lara yönelin farklı tekrar aralıklarını programınıza ekleyin. Sadece tek düzlemde hareket etmeyin. Rotasyon hareketlerini programınıza ekleyin. Antrenman programları ile alakalı detaylı çalışmalar yapıyorum. Biraz zaman alacak ama çok yakın zamanda sizlerle çeşitli programlar paylaşacağım. O zaman ne demek istediğimi? Sistematik bir antrenman programı nasıl olur? Antrenman programları fazlara nasıl bölünür? Plato yoramadan kas gelişimini nasıl sürekli hale getiririz? Bunların hepsini çok daha iyi anlayacaksınız. Siz de hayatınız boyunca sadece dumbbell ya da barı kullanmanız gerekse hangisini kullanırdınız? Neden? Yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu bölüm size her iki ekipman hakkında da gerekli bilgiyi vermiştir, bakış açınızı değiştirmiştir. Geçenlerde Twitter'da yüksek takipçisi olan bir arkadaş YouTube kanalını, Dersimiz Fitness'in YouTube kanalını paylaşmış ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten takipçi kitleniz hiç önemli değil arkadaşlar. Sosyal medyanızda arkadaşlarınızla eğer bu bilgileri faydalı buluyorsanız paylaşmanız, daha fazla insanın bu bilgilerden faydalanmasını sağlamanız beni mutlu eder. Hepinize sağlıklı, mutlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Müzik